Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Murat Acar, haberlerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, Denizli duayen iş insanı, sanayici. Abaloğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Abaloğlu, Metropol TV'ye özel konuştu. Abaloğlu, Türkiye ekonomisiyle ilgili ne dedi, şartlar için neden tutuna bir benzetmesi yaptı, iş insanlarına ekonomik krizle ilgili hangi tavsiyelerde bulundu? İşte haberimizde. Girişimcilikle ilgili toplantıda Denizli'ye Türkiye'nin çok değerli başkanları geliyor, Ve inşallah güzel şeyler konuşulması lazım. Dünyanın ekonomi gündemi, Türkiye'nin ekonomi gündemi çok değişik, belirsiz. Bu belirsizliğin içerisinde güzel bir toplantı. İnşallah yararlı olacak, hayırlı olsun diliyorum. Peki efendim, Denizli sanayisinin, Denizli iş dünyasını duayen iş insanlarından birisiniz. Efendim, iş insanları her gün yeni bir gündeme uyanıyor. Ortada bir kaos var, ekonomik kriz var, enerji krizi saymakla bitmez. Duayen bir iş insanı olarak bu ortamı nasıl buluyorsunuz ve genç iş insanlarına tecrübenizle ilgili neler söylersiniz? Bu dönemde nasıl pozisyon alıyorsunuz efendim? Vallahi yani zaten cevabı verdin, yani sorun içerisinde cevap var. Gerçekten dünyayı sarsan bir kriz var, yani bir şey kriz, her şeyden evvel bir sars hastalık, dünyayı hiç dünyanın görmediği bir kriz. Arkasından tam toparlanıyor, artık krizin etkileri geçiyor derken Ukrayna-Rusya savaşı büyük belirsizlik yarattı. Sevgili seyirciler, Metropol Gündemi programına konuk olan Denizli Ticaret Borsası Başkanı Halil Pekdemir, seçim sonrası Denizli Ticaret Borsası'nın yeni dönem hedeflerini anlattı. İşte o önemli hedefler. 5 yıl önce başlayan, 6 yıl önce başlayan, Türkiye'deki nohutların artık hastalıklar bula bula hakikaten üretimin çok düştüğü bir süreç yaşanmaktaydı. Bununla ilgili Eskişehir Üniversitesi'nde gerçekten bir çalışma yaparak Ankara'da atom enerjisiyle beraber 6 yıl önce tohum ıslahıyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Tabii süreç içerisinde bu senede testleri yapıldı, yolumları yapıldı. Nohutluların dayanıklılığı, işte hem yemeklik, sofralık hem leblebilikle ilgili. Sevgili seyirciler, Denizli iş dünyasının yükselen değeri, Çardak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki son durum ne? Kaç firma faaliyette ve kaçı inşaat ve proje aşamasında? Çardak OSV'de kaç kişi çalışıyor? Ve ne kadar ihracat yapılıyor? Yakın dönemdeki ihracat ve istihdam hedefleri ne? İşte bu soruları yanıtları Çardak OSB Bölge Müdürü sevgili seyirciler Mehmet Yeşilpınar Metropol'e özel anlattı. İlk firmamız 99 yılında yapılan Çağatay'dan sonra faaliyete geçerek bölgemiz hareketlenmeye başladı. Bu hareketle birlikte toplamda 90 tane parselimiz mevcut. Bunların 50 katılımcı, bazı sanayicilerimizin birden fazla parseli olduğu için 50 tane katılımcımız mevcut. 11 tane tesisimiz faaliyette ki birçoğu İstanbul firması, 7 tanesi inşaat halinde, 5 tane de projemiz var. Şu andaki yönetim kurulu başkanımız Okan Kayıoğlu Bey ve Tahir Örikli başkan vekilimiz ve diğer yönetim kurulu üyelerimizle de yaptığımız çalışmalarla inşaatlarımız, buna bağlı olarak altyapıyla ilgili doğalgazın bölge içinde dağıtımının sağlanması ki 2023 yılında Çardak ilçesine boru hattıyla gelmesiyle birlikte çok daha verimli bir hale gelecek. Bununla birlikte arıtma tesisimiz için bakanlıktan kredi aldık 67 milyon TL'lik ki OSB'lere Sanayi Bakanlığı'nın bütçesinden ayrılan ve oldukça hazine sübvansiyonlu bir kredidir bu. Sevgili seyirciler, bu yıl 15.si düzenlenen Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nda Yusuf Kabukçu, NAK Kablo Yönetim Kulesi Nuri Kabukçu, Akıllı Şehirler paneline konuşmacı olarak katıldı ve Kabukçu, GES projelerinde kablo seçiminin önemine değindi. Ürettiğimiz elektriği en doğru şekilde hatta veya kullanıma iletemezsek veya kayıpsız bir şekilde iletemezsek %3'lük bir maliyeti kısmak sebebiyle büyük bir yatırıma harcanan büyük bedellerin karşılığını alamama durumu söz konusu. Bu nedenle kablo seçimi güneş enerjisi projelerinde çok büyük önem arz etmektedir. Bu sorunların önüne geçmek için devrenin ihtiyacı olan ve standartların emrettiği nitelikleri taşıyan, dolayısıyla sertifikalandırılmış solar kabloların
kullanılması gerekmektedir. Sevgili seyirciler, Denizli'de marka ve markalaşma hala günümüzde tartışılırken Denizli firma marka yolculuğuna 10 yıl önce başladı. Firma nakış konseptiyle ne tür ürünler yapıyor ve marka hikayesi nasıl başladı? Söz İlhan Sicimli'de. Danteli olarak biz 30 yıllık bir hikayemiz var. Bu 30 yıllık hikayede tabii ki uzun bir süreç. Bu süreç zamanında tabii inişli çıkışlı, mücadeleli zamanlarımız geçti. Son 10 yıldır hakikaten danteli olarak biz Denizli'de kendi markamızla dünya ülkelerine mal satmaya başladık. Bu hazzı yaşıyoruz şu anda. İşte biz şunu gerçekleştik, başarmaya çalıştık diyelim. Denizli'de olması gereken firmaların bir markası olması gerekliliğini bir örnek olabilecek konuma geldik. Tabii ki de müşterilerimizi bizim yaptığımız ürünlerle, çeşitli ürünlerle, spesifik niş ürünler yapıyoruz. O konuda kendileri hep bize destek oldular. Biz de ürünün kalitesiyle beraber yenilikler yaparak onların pazarlarında çeşit çoğalttık ve burada yer bulduk. Amacımız tabii ki bu yeri hiçbir zaman kaybetmemek, danteleyi daha yukarılara taşımak. İşte bugün 20 ülkede biz dantel olarak satıyoruz. Sevgili seyirciler, enerji sektöründe resesyon yaşanıyor mu? Evet, bu soruyu Erikoğlu Endüstri Holding Yönetme Kurulu Başkan Yardımcısı Özer Erikoğlu'na sorduk. Bizim sektörümüz malum enerji olduğu için şu anda enerji yatırımları gittikçe artıyor. Ondan dolayı bir büyük bir resesyon beklemiyoruz. Ama tabii ki de eski yıllarda olduğu gibi hızlı bir seneler geçirmeyeceğiz. Muhtemelen sabit geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi satışlarımız devam edecektir diye düşünüyorum. Peki, enerji sektöründe durum böyle. Peki kablo sektöründe durum ne? Resesyon var mı? Evet, bu soruya yanıtı ise CMK Kablo Yönetim Kurulu üyesi Emine Özlem Çarkıt yanıtladı. Nisan'daki SolarEx fuarına katıldığımız zaman daha fazla talep vardı. Fakat Eylül'ün ilk haftası gelen işte yatırımlarda, GES yatırımlarında fazlasını direkt trafoya gönderip sadece tüketim kadarını karşılanabilecek, mahsup edebileceklerini söylediklerinden dolayı biraz talepte daralma var. Fakat elektrik fiyatlarının artmasından dolayı hala daha bu sektöre olan talep gittikçe artıyor. Sevgili seyirciler, hafta sonu Babadağ'da Festival var. Babadağlı Sanayici İş Adamları Derneği ile Babadağ Belediyesi işbirliği yapılıyor bu festival ve Basiyat Başkanı Şeref Arpacı hafta sonu yapılacak 4. Babafest'te tüm denizlilere davet etti. Festivalde denizlileri neler bekliyor tek tek anlattı. Biz de festivallerle Babadağ tanıtımına, sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlamak için Babafest'i organize ediyoruz. Biliyorsunuz Keşkek Babadağ'ın en önemli yiyeceklerinden, kebap aynı şekilde, tarhana, işte salça, bizim erik ekşisi dediğimiz Babadağ has lezzetlerin hepsini bulabileceksiniz orada. Babadağlıların yerli yapım malzemelerini satın alabileceksiniz. Aynı zamanda tekstille alakalı da orada standlar olacak. Alışveriş yapabileceksiniz. Gelen çocuklar açısından, iyi vakit geçirmeleri açısından da Luna Park var. Geçen sene açılan Babadağ evi bir müze niteliğinde, oraya ziyaret etmelerini bekliyoruz. Farklı bir lokasyonda da Yayladağ'da dediğimiz mevkide güzel bir kafeteryamız ve çok güzel bir yaylada gezi yapabilecekleri bir rota oluşturduk. Zaten vardı ama bunun da tanıtımını artık yapıyoruz. Orada da doğayla iç içe güzel vakit geçirebilecekleri alanlar yarattık. Tüm Denizli halkını, hemşerilerimizi bekliyoruz. Sevgili seyirciler, siber saldırılar günümüzde oldukça ön planda olan bir konu. Özellikle firmaların verilerinin korunması çok değerli ve önemli. Net İnternet Bilişim Teknolojileri kurucusu Osman Makal, Denizli'deki iş insanlarına ve firma temsilcilerine seslendi. Saldırılar için ne yapmalı? Şifreleme ne kadar önemli? Siber güvenlik kendi içinde alt dalları olan geniş bir kavram. Siber güvenlik denildiğinde akla ilk gelen verilerin korunması gibi olabilir ama aslında veri güvenliği siber güvenlik konularının sadece bir tanesi. Örneğin bir e-ticaret platformunu yönetiyorsunuz. Halka açık bir internet sitesi var. Buna bir DDoS saldırı yapılarak
çalışması hale getirilmesi de bir ağ konusunda, siber güvenlik konusunda korunması gereken unsurlardan biri. Sevgili seyirciler, Hidroteknik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Ayaz, Metropol TV'ye firma çalışmalarını anlattı ve bir fabrikanın ihtiyacı olan her ürünü tedarik edebildiklerini söyledi. Peki hangi sektörlere hizmet veriyorlar? Haberimizde. Biz Hidroteknik olarak 1972 yılından beri endüstriyel ekipman tedariği sağlıyoruz. Ve aynı zamanda hareket teknolojileri konusunda bir takım teknolojileri takip ederek mühendislik firması olmaya çalışan bir firmayız. 15 kişilik ekibimizde 3 tane 4 tane mühendisimizle birlikte tekniker ve teknisyenlerimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Biz makine üretiminden ziyade makine imalatçılarına makine tedariği sağlıyoruz Hidroteknik olarak. Hidrolik ve pneumatik otomasyon noktasında çözümlerimiz var. Projelendirme yapıyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi mühendislik firması olmaya niyetli bir firmayız. Sadece alalım satalım işte falan noktasında değiliz. Proje üreten bir firmayız ve amacımız bu. Bu noktada gidiyoruz. Hidroteknik olarak biz şu an BTKS'de bunu temsil ediyoruz. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bizim Şahlan Makine diye ayrı bir firmamız var. Makine imalatını orada yapıyoruz. Araç ve ekipman imalatı, çöp kamyonu üst yapıları imal ediyoruz. Yani iki firmayla Denizli sanayisinde varız. Türkiye'de de bazı noktalarda önemli yapı taşlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Bir fabrikanın çalışması, hatlarının verimli olması için gerekli olan tüm çalışmaları yapmaya gayret eden bir firmayız. Tekstil, mermer, kablo başta olmak üzere Denizli sanayimizin belli başlı noktalarında varız. Sevgili seyirciler, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zola'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elinden aldığı Büyükşehir'le Geziyorum adlı ödüllü proje kaldığı yerden devam ediyor. Nasıl okul açıldı? Başlangıç nasıl, değil mi? Mükemmel, çok iyi. Mükemmel mi? Çok mutlusunuz. Hangi? Beyler, beyler bunu mu? Yani. Ha? Yani. Mecburiyetten. Gitmesek olmuyor şimdi. Okumasak olmaz. Ama inşallah bu sene sizin son sınıf değil mi? Evet. 12. 12. Aslında 11 yıl bittiğini bile, tamam mı? Bir yılda biter. Sevgili seyirciler, Denizli'de mermer ve traverten sektörünün Kaklık'ta konuşlanan firmalarının altyapı ve yol sorunu çözen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, mermercilerimizin yol sorunu büyüktü. İş, ihracat, istihdam yaratan herkesin Honaz Belediyesi olarak yanındayız diye konuştu. İstihdam, üretim çok değerli ülkenin kalkınması için. Bunun için de ham maddeye yakınlık, ulaşım, işte iş gücü, enerji, bir sürü değişken yatırım yaparken vizibilite analizinin temel noktaları bunlar. Biz ulaşımı önceledik çünkü ulaşım konusunda gerçekten mermercilerin büyük sıkıntıları vardı. İki önemli bağlantı yolunu, güzergahı önce altyapısını yaptık. Kendi olanaklarımızla yaptık. Bütün iş makinalarımız günlerce çalıştı orada. Yaklaşık 3000 kamyon dolgu malzemesi taşıdık. Kendi olanaklarımızla ve sağ olsun bazı firmaların da bize orada destekleriyle, araç desteğiyle yolları önce dolgusunu yaptık, malzemelerini serdik, ardından asfalt dökülebilecek hale getirdik. Sevgili seyirciler, bugünlük bizden bu kadar. Metropol TV Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik ama bir hatırlatmayla bültenimizi kapatalım. Metropol TV'yi daha iyi izleyebilmeniz için cep telefonlarından uygulamamızı indirebilirsiniz. Apple Store ve Play Store'a girerek, uygulamamızı indirerek Metropol TV'yi daha iyi izleyebilmenizi tavsiye ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, Metropol'de kalın.